Selamun aleyküm. Öncelikle tüm katılımcılara ve dinleyicilere teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. 6. kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu arada Genel Başkanımız Nevzat Tarhan hocamız başka bir programda olduğu için maalesef programa iştirak edemedi. O nedenle ben kongreye iştirak etmiş oldum. En azından aster olarak selamlarımızı iletmekle müşerref olduk. Nevzat Tarhan hocamızın da selamlarını, saygılarını iletiyorum. Adalet Savunanlar Derneği bünyesinde başlattığımız İslam Birliği'nin tesisi ve oluşturulacak müesseselerinin oluşturulması anlamındaki faaliyetlerimiz daha sonra ayrı bir stratejik araştırma merkezi kurularak bu bünyede yürütülmesinin daha etkin ve sonuç almaya daha uygun olacağı değerlendirilerek Adalet Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi ASSAM'ı kurduk ve elhamdülillah tabii burada Sayın Genel Başkanlığımızı yapan Adnan Tanrıverdi Paşa'mızın ve Onursal Başkanımız Adnan Tanrıverdi Paşa'mızın liderliğinin buradaki önemi çok büyük. Bugün çok şükür 6. kongremizi icra ediyoruz. Önceki kongrelerimizde alınan olumlu sonuçlar da ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en güzel işareti ve bundan cesaret ve enerji alıyoruz. Tabii yeryüzünde adaletin yeniden tesisi için İslam Birliği'nin ne kadar elzem olduğu her gün apaçık ortada görünmektedir. Bugün maalesef küresel emperyalizmin kıskacı altında inleyen insanlık ve özellikle İslam dünyasının sorunlarının çözümü yeniden yeryüzünde İslam'ın adaletinin tesisiyle Müslümanların bir güç olarak dünya coğrafyasında kendilerini hissettirmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Tabii Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği dünya beşten büyüktür ifadesi bugün dünyadaki mevcut acı gerçeği ortaya koymaktadır. Halbuki İslam dünyası yeryüzünde ekonomik, siyasi, jeopolitik yönleriyle, tüm yönleriyle yeryüzünün beşte birinden fazlasını oluşturan bir varlıktır. Ancak şu anda paramparça olduğu için bu gücünü hissettirememektedir. Adalet Savunanlar Derneği olarak bizim en önemli hedeflerimizden birisi, tabii gerçekleştirilmesi zor. Ancak biz bir karınca misali bir Müslüman olarak sorumluluklarımızı yüklenmek ve bunları icra etmekle mükellefiz. Adaleti küreselleştirmek insanlığa borcumuzdur. Bizim ana hareket noktamız budur. Tabii adaletin küreselleşmesi için öncelikle niyetin ortaya konması lazım, inancın ortaya konması lazım ve bu yönde gayretlerin de yürütülmesi lazım. Bu yönüyle bugün icra ettiğimiz 6. ASSAM İslam Birliği Kongresi'nin önemi çok büyüktür. Bugün bu programda sunum yapan, tebliğ yapan bütün dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını ve yeryüzünde inşallah İslam Birliği'nin
teşekkülü noktasında bu gayretlerimizin Rabbimin izniyle, takdiriyle en kısa zamanda gerçekleşmesini temenni ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Evet, Musa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın inşallah. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin çünkü Allah sabredenleri sever. Sadakallahu azim.